Videoyu beğenip bu tarz işlere olan desteğinizi gösterebilirsiniz. Avrupa Hun Devleti 2. Tanrı'nın kırbacı Attila. Attila ve Bleda. Ruan'ın 435 yılındaki ölümünün üzerine Hun Kağanlığı Bleda ve Attila'ya kalmış oldu. Bu ikilinin tahta geçtiği sıralarda Eteus Galya'ya yöneldi. Amacı Ren Irmağı'nı geçerek Roma arazisine giren ve kendi başına buyruk Burgundları yenmekti. Konuyla ilgili hemen dostu Hunlara başvurdu. 435-436'da Burgundların ordusu başlarında kralları Gundahar olmak üzere kılıçtan geçirildi. Bu korkunç olay Cermen kavimlerinin hatırasında derin izler bırakmış ve olaylar daha sonra Nibelungen destanına girmiştir. Bu olaydan sonra Hunlar, Galya valisi Litorius'u Vizigotlara karşı giriştiği seferde desteklediler ve başlangıçta başarılı oldular. 437'de Litorius'un Hun kıtaları, Vizigot kralı 1. Theodoric'in Narbon şehri üzerindeki muhasarasını kaldırarak şehri kurtardılar. Ertesi yıl Litorius ve Hun yardımcıları arka arkaya kazandıkları zaferlerle Vizigotların başşehri Toulouse'u sıkıştırdılar. Bu sıkışık durumda Vizigotlar Litorius'tan sulh istediler. Fakat Litorius bu teklifi reddetti. Muharebenin kızıştığı bir anda Litorius esir düştü ve şehirde öldürüldü. Hunlar dağıldılar. Batı uçlarında Hunların durumu böyleyken merkezde de Bleda ve Attila otoritelerini korumaya çalışıyorlardı. İki kardeş karakter olarak birbirlerinden çok farklıydılar. Toprakları nasıl paylaştıkları bilinmese de ön plana çıkan ve asıl büyük kağan gibi duran Bleda'ydı. Attila arka planda kalıyordu. Amcaları Rua öldüğünde Hun devleti Doğu Roma ile müzakere halindeydi. Romalılar müzakereleri yeni kağanlarca sürdürme kararı alıp Margus kentine bir heyet yolladılar. Attila ve Bleda elçileri at sırtında karşılayıp istedikleri her şeyi kabul ettirerek bir anlaşma imzaladılar. Anlaşmaya göre Doğu Roma bundan böyle Hun kaçaklarını kabul etmeyecek ve sığınmacıları Hunlara verecekti. İade edilmeyenlerin her bir başına 8 solidus ödenecekti. Bu para ile o bölgede 100 kilo buğday satın alınabiliyordu. Bundan başka Doğu Romalılar, Hunların harp halinde bulundukları hiçbir kavimle ittifak kuramayacaklardı. Yine bu antlaşma, Hunlara imparatorluk şehirlerinde ticaret hakkı tanıyordu. Romalıların verdiği haraç da iki kat arttırılıp 700 libra altın yapıldı. 435 Margus Antlaşması aslında bir emirnameydi ve böylece muharebenin önü alınmış oluyordu. Bundan sonraki 4-5 yıl, olaylar karanlıklar içindedir. Attila'nın ordugahı bugünkü Bükreş ile Ploieste arasında bir yerdeydi. Buradan kalkan Hun orduları altınları Volga boylarında sefer için kullandı. Hun orduları Orta Asya'ya kadar geldikten sonra dönüş yaparak Karadeniz'in kuzeyindeki ovalar üzerinden Baltık sahillerine inmiş ve buradaki Sorogları mağlup etmiştir. Bu güç gösterisiyle imparatorluğunun her yerinde düzen ve istikrarı sağladıktan sonra Attila ve Bleda ordularıyla imparatorluk merkezine geri dönmüştür. 435-440 yılları arasında geçen bu kontrol ve teşkilatlandırma seferinden sonra Hun İmparatorluğu gücünün zirvesine ulaşmış oldu. Barış sonrası 5 yıl Doğu Roma için ise daha farklı geçmişti. İmparator 2. Theodosius anlaşmada yer alan vergiyi vermeye pek yanaşmıyor, altınları yollamayı ihmal ediyordu. İmparator izlediği politikanın tehlikesini iyi biliyordu ama yine de tutumundan vazgeçmiyordu. 439 Doğu Roma için zor bir yıl oldu. Kuzey Afrika kaynıyordu. Doğu Roma, Batı İmparatorluğuna yardım etti. Vandallar Rodos'a hücum etmişlerdi. 440'da Kartaca'yı Vandallardan kurtarmak üzere bir donanma yola çıktı. Bunun üzerine Sasaniler Ermenistan'a hücum etti ve Bizans toplayabildiği bütün orduları silah altına aldı. Bu yüzden kuzey hudutları savunmasız kalmıştı. Bütün bunlardan elbette Hunların haberi vardı. Bu devri iyi değerlendirmek isteyen Bleda, daha fazla kazanç sağlamak adına Romalıların barışa uymadığını bahane ederek yeni bir sefer başlattı. İmparatorluğun Tuna üzerindeki son kalesi Castra Constantia'ya hücum etti. 440 sonbaharında Bleda Margus Kalesi'ni zapt etti. Tuna'nın güneyinde ilerleyerek ileri kuma taarruz etti. Bir kuşatmanın ardından Singidunum tahrip edildi. Bleda 441'de önemli bir mevkideki Sirmium'u da aldı. Bundan sonra Güney Pannonia'yı ele geçirdi. Böylece 441 seferleri sona ermiş, imparatorluğun savunma hattında bir gedik açılarak bütün Balkanlar Hun akınlarına açılmıştı. Bütün bu olaylar sırasında gelişmeleri uzaktan seyreden Attila, muharebenin başlamasından uzun bir süre sonra imparator ile barış müzakerelerinde bulunmak üzere 441 baharında araya girdi. İmparatoru tehdit etti. Ödenmeyen haracın gönderilmesini ve artırılmasını istedi.
İkinci Theodosios şartları kabul etmeyince Attila, ordusuyla aşağı Tuna'da birçok kaleyi ele geçirdi. Birleşen Hun orduları Niş'i aldılar. Ardından Serdice'yi de zapt ettiler. Ondan sonra Trakya'ya girerek birçok kaleyi talan ettiler. Bu akınlara sadece Hadrianapolis ve Perintus karşı koyabildi. Başarı büyüktü ve artık Hun orduları Konstantinopolis'i tehdide başlamışlardı. Bu başarılarının sebebi Doğu Roma ana kuvvetlerinin Vandallara karşı savaş halinde bulunmasıydı. Nitekim az sonra Güney İtalya'dan dönen Aspar idaresindeki Bizans ordusu da yenildi ve 2. Theodosios Aspar aracılığıyla sulh istedi. 443'te varılan barış Bizans'a ağır yükümlülükler getiriyordu. Yıllık haraç 3 katına 2100 libreye çıkarıldı. Ödenmemiş 3 yıllık 6000 libre vergiyi de tabiri caizse vura vura aldılar. Bu ezici antlaşma 27 Ağustos 443'te geçici olarak imzalandı. Birinci Balkan Seferi dediğimiz bu çatışmalar zincirindeki asıl başarı tarihçilerin belirttiği şekilde Bleda'ya aitti. Kardeşlerden birinin giderek daha fazla sivrilmesi olayları beklenmedik yerlere çekeceğe benziyordu. Büyük Kaan. Hun İmparatorluğu artık en parlak devrine erişmişti. Lakin devletin bünyesinde meydana gelen bir arıza ile sarsılacaktı. Attila, sadık adamları ve o zamana kadar iktidardan uzak kalan Cermen vasallarına dayanarak kardeşi Kaan Bleda'yı pusuya düşürerek öldürdü. Taht kavgasında Attila'yı destekleyenler arasında Onegesios ile Scott'ta kardeşler vardı. Pontus bölgesinden geldiği düşünülen kardeşlerden birisi ülkede Attila'dan sonraki ikinci adamlığa kadar getirildi. Berichus, Kaan'ın akrabası Aybars, Got asılı Laudaricus, Bleda'nın sırdaşı Esla, büyük toprak sahibi Hun Bey'i Eşkam, Attila'nın tarafını tutmuşlardır. Attila, akrabası olan Hun kökenli beyleri iktidardan uzak tutup yeni bir sistem kurmuştu. Merkezi otoriteyi kuvvetli tutmak için Romalı, Got, Yunan, Cermen kökenli komutan ve diplomatları iktidarına ortak etmişti. Çünkü akrabaları her an karışıklık çıkartıp Hun boylarını peşinden sürükleyip gücü bölebilirdi. 443'te Hunlarla imzalanan barıştan sonra Doğu Roma, birbiri ardından meydana gelen doğal afetlere uğradı. Barışın ardından gelen kış uzun geçmiş, kar 6 ay yatmış ve insanlarla hayvanların binlercesi telef olmuştu. Ertesi yıl Bitinya'da korkunç bir sel felaketi yaşandı. Her tarafı su bastı. 445'te halktan pek çoğu vebadan telef oldu. 446'da İstanbul'da yiyecek sıkıntısı başladı ve bunun ardından bulaşıcı hastalıklar göründü. 27 Ocak 447 sabahı saat 2'de ise ender depremlerden biri oldu. Şehir toptan alt üst olmuş, denizde ve karada sayısız felaket meydana gelmiştir. Theodosios surlarının büyük bir bölümü yıkılmıştır. Diğer Bizans şehirlerinde de hasar ağırdı. Büyük hasar gören baş şehirde açlık ve bulaşıcı hastalıklar baş gösterdi. Bu depremden birkaç gün sonra gökyüzünden yağmur boşalmış ve seller ırmaklara dönmüştü. Tepeler dümdüz olduğundan İstanbul'da birçok ev yıkılmıştı. Üstelik halkın pek çoğu yıkılan harabeler altında gömülmüştü. Bulaşıcı hastalıklardan binlerce insan öldü. Bu büyük şehri hiçbir şey kurtaramayacak gibi görünüyordu. Attila bu uygun fırsatı kaçırmadı. İmzalanan sulhü bir tarafa iterek imparatorluk arazisi üzerine yürüdü. Orduları arasında ilk defa müttefikler seviyesine çıkarılan Cermen kavimleri de vardı. Bu Cermen kavimleri yüzünden Attila'nın artık bir yıldırım harbi söz konusu olamazdı. Halbuki daha önceki muharebelerde sürate ve harekete dayanan Hun taktiği uygulanırdı. Attila'nın bundan sonraki muharebeleri artık Hun tarzında değildi. Bu yeni oluşumdan dolayı ordu çok ağır ilerledi. Mösya'ya girdi. Attila'yı Vid Irmağı karşısında Doğu Roma ordusu bekliyordu. Hunları yenmek zordu ve neredeyse ihtimal dışıydı. Roma için mağlubiyet kaçınılmaz gibiydi. Ki öyle de oldu. Attila karşısına çıkan bu orduyu ustaca komutasıyla mağlup etti. İmparatorun ordusu Dobruca'ya çekildi ve sefer süresince Attila'nın ordusunu arkadan ve yandan tehdit etti. Bu yüzden Attila İstanbul'a varabilmek için yolunu değiştirerek Sofya üzerinden gitmeye mecbur oldu. Bu gecikmeden faydalanan İstanbul halkı büyük fedakarlıklarla 2 ay içinde surları onarmıştır. Hatta su arkının önünde 3. dış sur inşa ederek İstanbul'u zapt edilemez bir hale getirdi. İstanbul'un önlerine bugünkü Büyükçekmece civarlarına kadar gelen ve sonrasında çekilmek zorunda kalan Attila, Termopillere kadar uzanan sahada depremin tahrip ettiği şehirleri yağma etti. Rivayete göre 70'ten fazla şehir ve kasaba yağma edilmişti. Hun kasırgası neredeyse Doğu Roma'yı kökünden söküp atacaktı. Yaşananlar üzerine Doğu Roma, 447 yılında ağır şartlarda bir anlaşma imzalamak zorunda kaldı.
Anlaşmalara rağmen Attila'nın istekleri bir türlü bitmiyordu. İkinci Theodosius son çare olarak Attila'yı ortadan kaldırmayı planladı. Bir elçilik heyeti yollayıp heyete Kaan'ı öldürmesi için bir suikastçı yerleştirdi. Ama işlem başarısız oldu. Attila hayatta kalmayı başarmıştı. Orta Macaristan'a yani Hunların merkezine giden heyetin içinde tarihçi Priskos da vardı. Bu tarih açısından paha biçilemez bir durumdu. Çünkü ünlü tarihçinin gördükleri ve aktardıkları bugün bizler için çok değerlidir. İlerleyen süreçte Doğu Roma, harp meydanında olmasa da diplomasi manasında bazı başarılar elde etti. Attila arazi iddialarından vazgeçti. Bundan böyle kaçaklar sebebiyle imparatorluğu rahatsız etmeyecekti ve birçok esiri ücretsiz salıverdi. Elçilere bol hediyeler verdi ve yüksek vergiyi arttırmaktan söz etmedi. Bütün bunlar Attila'nın Doğu Roma İmparatorluğu gücüne inandığını göstermekteydi. Tabii bunun yanında Attila'nın kafasındaki planlar değişmişti. Doğu Roma'yı alt ettiğini düşünen Kaan, onlardan daha güçsüz olduğunu düşündüğü Batı Roma'yı yeni hedef olarak seçmişti. Galya Seferi. Dost olan Hunlar ve Batı Roma'nın arası 448 yılından itibaren açılmaya başladı. Aranın açılmaya başladığı sıralarda Attila kendi dışında gelişen bir olaya dahil oldu. Batı İmparatoru 3. Valentinianus'un kardeşi Prenses Honoria iktidarın ortağıydı. Honoria'nın evlenirse çocuklarının imparatorun çocuklarıyla taht kavgasına tutuşmasından korkulduğundan evlenmesine müsaade edilmiyordu. Fakat 449'da o zaman artık 31 yaşında bulunan prensesin kendi mülklerini idare eden Eugenius ile ilişkisi olduğu ve hatta hamile olduğu söylendi. Skandal yayılınca prenses ahlaki bir terbiye görmesi maksadıyla İstanbul'a gönderildi ve orada nezaret altına alındı. Haysiyeti kırılan prenses bu hazin durumdan kurtulmak için Attila'ya başvurdu. Kendisini kurtarmasını rica etti. Bu Attila için beklenmedik bir fırsattı. Attila, Honoria'nın nişanlısı olduğunu söyleyerek ona düşen Batı Roma topraklarının kendisine verilmesini istedi. İmparator Valentinianus bu tehdidi umursamayıp 450'de kardeşini zorla yanına getirtti. Attila ise nişanlısının hukukunun savunucusu kesilerek gittikçe dozunu arttıran bir tehdit ile işi muharebeye dökeceğini söylüyordu. Attila teklifini yineledi fakat bu teklif bir kez daha 3. Valentinianus tarafından kararlılıkla reddedildi. Bu reddin işi savaşa götüreceği besbelliydi. 450 yazı çok hareketli geçti. Doğu Roma lideri 2. Theodosius öldü ve yerine Markianus geçti. Yeni imparator devletin dış politikasını kökten değiştirdi. Hunlara bir altın dahi vergi vermeyeceğini açıkladı. Attila ile gerekirse savaşacağını belirtti. Kararı kesindi. Doğu Roma hesaplaşma vaktinin geldiğine inanıyordu. Hem Doğu hem de Batı Roma imparatorları Attila'ya rest çekmişti. İkisinden birinin bu hareketlerinin sonucuna katlanması gerekiyordu. Tanrı'nın kırbacının kimin başında şaklayacağı merak konusuydu. Attila, Galya seferini çoktan kafaya koymuştu. Ama son gelişmeler işi biraz çıkmaza soktu. Markianus vergi yollamayınca Hunlar ekonomik olarak bir anda zayıfladı. Cermen müttefikleri sefere götürebilmesi için Attila'ya para lazımdı. Para tüm devletlerin temel ihtiyacıydı. Hunlar vergi yoluyla bu parayı alamazlarsa yapacak tek şey kalıyordu. Savaş ve yağma. O sırada başka bir olay daha oldu. Ripuar franklarında kral seçimi meselesi ortaya çıktı. Bu frankların kralı az zaman önce vefat edince oğulları arasında veraset problemi patlak verdi. Oğullarından büyüğü Attila'ya sığındı. Küçük oğlu ise Eteus'a sığınmıştı. 450 Kasım'ında Eteus ile Batı Roma, Hunlarla bütün münasebetleri keserek onlara karşı müttefikler aramaya başladılar. Attila ile olan münasebetler kopma noktasına geldiğinden bir harp beklentisi içine girildi. Attila'nın hemen karar vermesi gereken mesele, Markianus'un meydan okumasına verilecek cevaptı. Attila başta yön tayininde çok zorlandı. Sonunda daha zayıf bulduğu Batı Roma üzerine yürümeye karar verdi. Markianus'un gösterdiği cesaret çok tehlikeliydi ve Attila bu cevabı unutmayacaktı. Attila önce Vizigotları aradan çıkararak sonra Roma'ya yönelecekti. Bu çerçevede Batı Roma'ya seferin Vizigotlar üzerine olduğu söylendi. Bu kurnazca bir hareketti. Attila ordular hareket halindeyken bir hata yaptı ve nişanlısı Honoria ile ilgili isteklerini belirten bir mektubu Batı Roma'ya yolladı. Eteus durumu anlamıştı. Attila'nın asıl amacı Galya'ydı. Derhal Hun saldırısına hazırlanan eski düşmanları Vizigotlarla temasa geçti. Attila'nın diplomatik çabaları boşa çıkmış, Roma ile Vizigotlar müttefik olmuşlardı. Attila Vizigotlara hücum etme planına sadık kaldı. Önce Vizigotlara hücum edecek ve ardından Frankları yola getirecekti.
Tabii sonrasında Romalılarla çatışma kaçınılmazdı. Roma'da kuraklık vardı ve bu sebeple de Eteus büyük ölçüde ordular toplamayı başaramadı. Müttefiklerine güveniyordu. Ordu çok karışık unsurlardan oluşuyordu. Burgundlar, Ripuar Franklarının büyük bir kısmı, Salya Frankları, Alanlar, Saksonlar ve nihayet Armoryanlar vardı. Attila 451 başında o zamana kadar görülmemiş sayıda muharip ve müttefik kuvvetleri Galya'ya sevk etti. Üstün sayıdaki Gepid ve Ostrogotların yanında birçok Cermen kavimi ordunun asıl kısmını oluşturuyordu. Attila Cermen ordularını hizmete almaya mecbur olmuştu. Zira kendisinin üstün hareket kabiliyetine sahip Hun atlılarının büyük bir kısmını Kafkaslar üzerinden Doğu Anadolu'ya yollamıştı. Armanya bölgesi yapılan kanlı savaşlara göre bazen Romalıların bazen de Sasanilerin kontrolüne geçiyordu. 450'li yıllarda ise bu bölge Sasanilerin elinde bulunuyordu. 449 yılında hükümleri altında oldukları Sasanilere isyan eden Ermeniler Doğu Roma'dan yardım istedi. Önce 2. Theodosius, ardından Markianus talebe olumsuz cevap verdi. Doğu Roma hem kuzeyde Hunlarla meşguldü hem de Sasanilerle yeni sayılabilecek barış anlaşmasını bozmak istemiyordu. Bunun üzerine Armanyalılar Hunlardan yardım istedi. Attila Sasanileri düşmanı olarak görüyordu ve ilerlemelerine razı değildi. Bu yüzden atlı birliklerinden önemli bir kısmı bölgeye yollamaya karar verdi. Sasaniler ise bugünkü Azerbaycan'ın olduğu Kafkas kökenli Albanyalıların diyarı üzerinden Ermenistan'a yürüdüler. Hunların desteği gecikmiş, atlılar İranlıların engellemesiyle Derbent geçitlerini geçememişlerdi. Bu suretle Attila, Galya seferinde atlı birliklerin bir kısmını kullanamamış oldu. Attila belki de Galya bölgesinde atlı süvarilerden ziyade Cermen savaşçıların işe yarayacağını düşünmüş olabilir. Galya muharebesine katılan Hun atlıları, Cermen tarzındaki saflar halinde ağır hareket eden orduya eşlik ediyorlardı. Bu yüzden Hunların sürete dayanan taktiğini tatbike imkan kalmamıştı. Ren ırmağını geçtikten sonra birçok kale ele geçirildi ve birçokları da kapılarını açtılar. Attila Galya'da bir rüzgar gibi esiyor, Avrupa kavimleri kendilerinin Tanrı tarafından cezalandırıldıklarını düşünmekten kendilerini alıkoyamıyorlardı. Hunlar gazap olmuş yağıyorlardı. 7 Nisan'da Metz alındı ve ardından Orleans üzerine yüründü. Bu kale Loire Irmağı kenarında stratejik bir yerdeydi. Etius ve Theodoric Attila'dan önce kaleye varmaya çalıştılarsa da yetişemediler. Müttefik orduları kale önüne yerleştiklerinde kale alevler içindeydi. Surları neredeyse yıkılacaktı. Hun hükümdarı kuşatmayı 14 Nisan'da derhal kaldırdı. Çünkü Eteus ve Theodoric bölgeye yaklaşmıştı. İki ordu uygun muharebe yeri arayarak tarihçilere göre kesin olmasa da Katalon Ovası'na yürüdü. Burası Troyes şehrinin 7,5 kilometre uzağında iki ırmak arasında bir yerdi ve Hun ordusunun manevralarına müsaitti. Bu ova kısa süre sonra iki eski dostun savaşına tanıklık edecekti. Bir tarafta Batı Roma'nın ünlü generali Flavius Eteus vardı, diğer tarafta ise Hunların yenilmez kağanı Attila.